Elektrik eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere lambaların yani ampullerin seri bağlantı ve paralel bağlantısı nasıl yapılır detaylı bir şekilde uygulamalı göstereceğiz. Öncelikle çizimini gerçekleştireceğiz. Çiziminin ardından ise sizlere uygulamasını göstereceğiz. Seri ve paralel bağlantıda lambaların ışık şiddeti nasıl olur? Bunları uygulamalı olarak sizler de görmüş olacaksınız. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenirseniz beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Şimdi önce çizimini yapalım. Çizimden sonra uygulamamıza geçelim. Çiziminde önce sizlere seri bağlantıyı, daha sonradan ise paralel bağlantıyı çizeyim. Şuraya pilimizin artı ve eksi uçlarını çiziyoruz. Bu bizim pilimiz. Kısa olan taraf eksi uç, uzun olan yani şurası artı uç, burası ise eksi ucumuzdur. Şimdi pil yuvası kullanacağımızdan dolayı bizim eksi ucumuz, şöyle eksi olarak yazayım, siyah kablomuz, artı ucumuz ise kırmızı kablomuz. Pil yuvası. Artı ucumuzdan çıkıyoruz. Öncelikle seri bağlantıdan bahsedeceğim için lambamızın artı ucundan çıktığımız kabloyu lambamızın bir ucuna bağlıyoruz. Lambamızın diğer ucundan çıkarak ikinci lambamızın bir ucuna bağlıyoruz. Şu birinci lamba. Bu ise ikinci lamba. Bunları 3, 4 diye devam ettirebilirsiniz seri bağlantıda. İkinci lambanın diğer ucundan çıkarak siyah kablomuz yani pil yuvasının eksi ucuna bağlıyoruz. Seri bağlantı bu şekilde. Buraya da sizlere belirtelim. Seri bağlantı. Şimdi ise paralel bağlantıya geçelim. Yine aynı şekilde artı ve eksi pil yuvamızı çiziyoruz. Artı ucumuz. Şurada eksi ucumuz. Pil yuvası. Kırmızı kablomuz. Siyah kablomuz. Şimdi buradan artı ucumuzdan çıktık. Bir tane lambamızın bir ucuna geldik. Birinci lambamızın diğer ucundan çıkarak eksi ucuna bağlıyoruz. Yani siyah kabloya bağlıyoruz. Bu birinci lambamız. Daha sonradan lambamızın buradaki ucundan bir tane daha kablo alıyoruz. Bunu ikinci lambanın bir tane ucuna bağlıyoruz. Bu da ikinci lamba. İkinci lambamızın diğer ucundan çıkarak lambamızın buradaki ucuna yani eksi ucuna bağlantı yapıyoruz. Bu da bizim paralel bağlantımız. Seri ve paralel bağlantıda lambaların şiddeti nasıl olur? Sizlere uygulamada göstereceğiz. Hangisi şiddetli olur, hangisi sönük olur? Uygulamalı olarak sizlere gösterelim. Şimdi geçelim uygulamamıza. Çizimi nasıl yapmıştık? Önce artı ucumuzdan çıkmıştık. Yani kırmızı kablomuzdan çıkmıştık. Önce seri bağlantı yapacağımız için buradaki lambamızın bir ucuna bağlıyoruz. Şu şekilde pil yuvasından çıkan kırmızı kablomuzu buradaki uca bağlıyoruz. Şöyle burma işlemi gerçekleştireceğiz. Lambamızın bir tanesine giriş yaptık. Daha sonradan lambamızın diğer ucundan bir tane kablo alıyoruz. Bunu da sıkıyoruz bu kabloyu. Seri bağlantı nasıldı? Pil yuvasının artı ucundan çıkardı. Lambamızın bir ucuna gelirdi. Lambamızın diğer ucundan çıkarak diğer lambamızın ucuna bağlantı yapıyorduk. Diğer lambamızın ucuna bağlantı yaptık. Şöyle biraz mesafeyi daraltalım. Daha sonradan buradaki ucumuzu biz pil yuvasının eksi ucuna bağlıyorduk. Şöyle ekstra bir kablo kullanmamak için buradaki kabloya geliyoruz. Lambamızın siyah kablosu olan eksi ucuna bağlıyoruz.
Şimdi şöyle yapacağız. Seri bağlantımızı gerçekleştirdik. Pillerimizi takıyoruz ve seri lambanın bağlantısını görüyoruz. Eksi, pillerin eksi kısmı şu ardındaki düz kısımlardır. Burada zaten artı eksi nasıl takacağımızı bizlere gösteriyor. Şu şekilde takıyoruz. Anahtar olmadığından dolayı pilimiz temas ettiğinde lambalarımız yanacaktır. Aynı bu şekilde lambalarımız yanıyor. Görmüş olduğunuz gibi lambaların üzerinde voltaj eşit bir şekilde geçtiğinden dolayı, yani artı ucu buraya geliyor, buradan buna geçiyor, buradan eksiyle devre tamamlandığından dolayı voltajı birbirleri arasında paylaşmaktadırlar. Bu yüzden de bizlerin bu şekilde olduğundan dolayı voltaj düşümü olacağı için, çünkü seri bağlantıda ışık şiddetleri düşük olacaktır. Paralel bağlantısında ise buradakiler bizim toplamı 3 volt olduğundan dolayı, bizim her birine 3 volt geleceğinden dolayı bizim sadece lambalarımız şiddetli yanacaktır. Ama burada seri bağlantıda voltajı böldüklerinden dolayı ışık şiddeti düşmektedir. Şimdi sizlere bunun aynısını da ölçü aletimize ölçerek gösterelim. Ölçü aletimizi DC konumuna aldık. Çünkü bizim pillerimiz DC voltajdır. Bakın artı ucu geliyor. Şöyle proplarını doğru kullanayım ki birileri laf söylemesin. Şöyle artı ucuna temas ettik. Eksi ucuna temas ediyorum. Bakın iki lambaya temas ettiğimiz zaman belki pillerde zamanla kullanımdan dolayı voltaj düşecektir. 2.78 volt görüyoruz. Tekrar ölçelim. 2.80-79 bu civarda voltaj görüyoruz. Peki artı geldi. Biz buradan ölçtüğümüz zaman 1.37 volt. Buradan ölçtüğümüz zaman ise yine aynı eşdeğer şekilde 1.39 volt gibi bir değer görüyoruz. Ama bizim toplamı ne yapıyor? 2.78 voltaj gibi bir değer yapmaktadır. Voltajı kendi arasında bölüşüyor. Az voltaj geldiğinden dolayı da ışık şiddeti düşmektedir. Şimdi paralel bağlantıya geçelim. Paralel bağlantı nasıl yapıyorduk? Pilimizin yine artı ucundan çıkış yapıyorduk. Yani kırmızı kablosundan çıkıyoruz. İlk pilimizin şuradaki yuvasına bağlıyorduk. Şöyle yine burma işlemi yapacağız. Daha sonradan ne yapıyorduk? Bizim buradaki pilimizden çıkıp pil yuvasının eksi ucuna, yani siyah kablomuza giriş yapıyorduk. Onu da direkt böyle yapacağız. Bu lambamızın bir tanesini paralel olarak bağlamış sayılmaktayız. Bu şekilde normal bir bağlantı gerçekleştirdik. Diğerinde ise ne yapıyorduk? Şöyle yapalım. Bir tane kırmızı kablomuzu alıyoruz. Onu buraya dolayalım. Biz bunu ne yapıyorduk? Pil yuvasının buradaki kırmızı ucuna bağlantı yapıyorduk. Şöyle biraz gevşeltiyoruz. Aynı yönde bir burma işlemi yapalım. Şöyle sıkıyoruz. Şöyle yapalım. Pilimizin diğer ucundan ise şöyle siyah kablomuzu öyle getiriyoruz. Buradaki uca bağlıyoruz. Daha sonradan şöyle bir parça keselim. Ucunu soyalım. Bunu ise diğer pilimizin şuradaki ucuna bağlıyoruz. Yani pil yuvasından gelen eksi ucuna siyah kabloyu bağlıyoruz. Şöyle burma işlemimizi çok iyi yapalım ki sıktıkça yerinden çıkmasın. Bu şekilde de paralel bağlantı oldu. Yani pil yuvasının eksi ucu bir lambaya geldi. Bir lambadan çıkarak pil yuvasının eksi ucuna bağlantısını gerçekleştirdik. Daha sonradan şuradan gelen artı ucumuz bizim buraya geliyordu. Buradan bir kablo aldık. Diğer lambamızın bir ucuna bağladık. Diğer lambamızın bir ucundan çıkarak pil yuvasına giden siyah kablomuza bağlantısını gerçekleştirdik. Pillerimizi takarak devremizi deneyelim. Pillerimizi şöyle takıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bakın ışık şiddeti fazla oldu. Niye? Paralel bağlantıda voltajı kendi arasında bölüşmedi. Akım çoğaldı ama voltaj değişmedi. Işık şiddeti yükseldi. Seri bağlantıda voltajı bölüştüğünden dolayı ışık şiddeti düşecektir. Paralel bağlantıda ise voltajı eşit şekilde paylaşıyorlar. Kendi aralarında bölmüyorlar. 3 volt veriyorsak 3 volt olarak
bizlere lambamızın her birine 3 volt olarak enerji geliyor ve ışık şiddeti kuvvetli yanıyor. Şimdi ölçü aletimizi ölçelim. Sizler de burada görmüş olun. Şu şekilde şimdi ölçüyoruz. Şimdi kırmızı kabloya denk gelecek şekilde şöyle buna temas ediyorum ve buna temas ediyorum. Bakın 2.43 volt. 2.42 kullandıkça pilin ömrü düşeceği için voltajı düşecektir. 2.42 volt. Şimdi aynısını buraya geliyorum. Bakın 2.41 volt. Yani eşdeğer bir voltajları mevcuttur. Şöyle temas ediyorum. 2.41 volt. Hemen buna temas ediyorum. 2.41 volt. Voltajları eşit dağılımlı olduğundan dolayı paralel bağlantıda bu şekilde ışık şiddetleri yüksek yanacaktır. Seri bağlantı ise voltajı bölüştükleri için voltaj düşüm olacak ve ışık şiddeti düşecektir. Seri ve paralel bağlantının uygulamalı ve çizimini sizlere detaylı bir şekilde anlattık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.